وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الرحمن الحمد لله الذي هدانا لهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Rabbimize la mütenahi hamdü senalar olsun ki yine dostlarından birinin başının ucundayız. Rabbim onlarla beraber bizi dünyada, kabirde, ahirette ayırmasın. Evvelde şöyle dua ederdim. Ya Rabbi bizi dünyada, ahirette dostlarından ayırma. Sonra ben biliyorum ki yaramaz bir kulum. Ben kabirde de rahat durmam belki. Ya Rabbi diyorum, kabirde dahil olmak üzere dünyada, kabirde, ahirette dostlarından bizi ayırma diye dua ediyorum. Huzurunda bulunduğumuz zat Silsile-i Aliye'nin 17. halkası Aliüddin Attar Hazretleri. Kendisine ne diyelim, nasıl tarif edelim, biz kimiz ki, nesini anlatalım? Ama en bilinen özellikleri şu: Buhara'da çok iyi bir eğitim almış, çok zengin bir ailenin en küçük oğlu, bir de 3 erkek kardeşin en küçükleri. Ben de evin en küçüğüyüm ve biz de 3 kardeştik. Rahat büyürler. Küçükler genelde hep böyle olur. Kendisi de öyle büyüdü. Kendisinden büyük 2 abisi vardı. Babaları vefat edince babasının Buhara'da hatırı sayılır bir itibarı vardı. Adı vardı. Bununla beraber de hatırı sayılır bir mal mülk bıraktı. Ne ki iş miras taksimine geldi. Bilin bakalım ne oldu? Ne olacak? Ne olabilir ki? Aliüddin Attar Hazretlerinden bahsediyoruz. Daha tasavvufa girmeden evvelki hali. 2 abisine dedi ki: abilerim, canlarım, bana babam ne bıraktıysa feragat ediyorum, size hibe ediyorum dedi. Subhanallah dediler. Ne oldu? Olacak bir şey yok dedi. Benim malım benim hakkım değil miydi? Evet. Aldım, kabul ettim, verdim, hibe ettim dedi ya. İstemiyorum. Lütfen bana müsaade buyurun dedi. Ben dedi Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin huzuruna çıkacağım. Kabul buyurursa eğer onun tekkesine teslim olacağım. Abileri şaşırdı, tacip etti. E dediler peki, yani tamam dediler ya, daha ne olsun? Şah-ı Nakşibend, elleri kolları bağlıyor Şah-ı Nakşibend. Gönüller Allah'ı nakşediyor Nakşibend. Kıddisesi ruhu. Geldi dergaha teslim oldu Aliüddin Attar Hazretleri, daha çok genç. Hiçbir şey almadı. Vallahi mülkten hiçbir şey almadı. Ama tasavvuf ne demek? İmtihan demek. Tarikat ne demek? İmtihan demek. Şeyh Efendi, Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyurdu ki, evladım dedi, bir elma kasası yap dedi böyle. Üzerine elmaları diz, ipini de boynundan geçir böyle, tablayı kucağında sat. Peki efendim dedi. Nerede dedi? Şehrin dışında dedi, sokaklarda sat. Nefis terbiyesine bakın. Çok hatırı sayılır bir mal mülk ve itibar bırakmış ailenin en küçük oğlu. Günümüze çevirebiliriz bu misali. Çok gayet basit bir misal olur. Şehrin dışında sattı. Birinci gün. İmtihanı geçti. Geldi. Oğlum ne oldu? Sattım efendi hazretleri buyurdu. Aferin oğlum sana. Yarın dedi şehrin bir sefer içinde sat dedi. Emredersiniz efendi hazretleri. İmtihanı iyi çalışıyor. Şehrin içinde sattı ikinci gün. Bitirdi elmaları. Geldi. Ne oldu oğlum? Sattım efendi hazretlerimiz. Kutsesi ruh. Aferin oğlum. Oğlum şimdi o tablayı yarın doldur, abilerinin dükkanının karşısında satacaksın dedi. Hadi bakalım. Dedi ki o da, peki efendi hazretlerimiz, uygundur. Siz neyi uygun görürsünüz, siz nasıl isterseniz dedi. Gitti bir sefer daha da büyükçe bir tablayı dükkanın karşısına açtı. Sabah abileri bir baktılar dükkanı açıyorlar. Ya küçük kardeşleri dükkanın karşısında tezgah açmış. Subhanallah. Hem de elma satıyor. Allahu Ekber, olacak şey değil. Bir saat bir şey demediler, 2 saat bir şey demediler. En sonunda elmalarım var, almaz mısınız? Elmalarım diye bağırdı. İlan etti. Gelen gidene baktılar ki bu falancanın oğlu Aliüddin Attar değil mi? Ya abileri orada refah içerisinde, kendisini şu anda bak elma satıp geçinmeye çalışıyor. Bunlar ne biçim adam demeye başladılar. Abiler bu sefer dayanamadı. Geldiler, tezgahı dağıttılar, kardeşlerini de darp ettiler, dövdüler. Sen dediler, canın dayak istiyor dediler, dövelim belki akıllanırsın, dövdüler. Geldi Aliüddin Attar Hazretleri tekkeye, evladım ne oldu dedi Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Tabi darp, dayak yemiş, hırpalanmış. Efendim dedi, bu halime bakmayın, dediğinizi yine yaptım dedi. Aferin oğlum dedi, tamam. Sen sınavı geçtin dedi, imtihanı verdin dedi. Şimdi dedi batini, zahiri,
ilimlere kendini vereceksin. Böylelikle tasavvufa daha da fazla çalışacaksın. Nefis terbiyesini 3 günde bitirdi. Açtı geçti. Alüddin Attar Hazretleri. Aradan uzun zaman geçiyor. Kendisi tekkede, medre tekkede eğitim görürken Şah-ı Nakşibendi Hazretlerimizin de bir kız çocuğu var. Akıl buluğu oldu olacak. Kendi anlatıyor Şah-ı Nakşibendi Hazretleri. Bir kızım var diyor. Akıl buluğu oldu olacak. Hanımdan onun haberini bekliyorum. Haber geldi. Ben hemen çıktım. Tekkeye geldim. Kapıyı açtım. Odasına bir girdim ki o büyük, o şatavatlı malın, mülkün varislerinden Alüddin Attar eski bir hasır, iki tane kerpiç ki yastık olarak kullanıyor, bir tane de kırık maşrapa abdest alması için. Başka hiçbir şey yok. Oğlum diyor, efendim şu gün itibariyle kızım akıl buluğu olmuş, sana da nikah ediyorum diyor. Efendim diyor, sizin takdiriniz bizim elbette ki takdirimiz ama bizde bir şey yok ki, elde yok, kavuşta yok, ne olacak? Buyuruyor ki Şah-ı Nakşibendi Hazretleri, muhakkak ki Allah indinde ikinizin de rızkı hazırdır ve gelecektir. Bu şekilde kendisine damat oluyor. Şah-ı Nakşibendi Hazretlerimizin iki büyük müridinden, baş halifelerinden biridir. Diğeri de Muhammed Parisa'dır. Muhammed Parisa'yı ziyaret edeniniz var mı bilmiyorum. Daha da evvel şunu söyleyeyim, kabrini bileniniz var mı? Medine-i Münevvere'de Resulullah Efendimizin amcasıyla beraber yatmaktadır kendisi. Medine-i Münevvere'de Cennetül Bakide'dir mezarlığı. Muhammed Parisa. Çok büyük bir Allah dostu ve halifelerinden Şah-ı Nakşibendi Hazretleri. Alaaddin Attar Hazretleri de hakeza hem damadı hem de silsilede 16. sırada olan Şah-ı Nakşibendi Hazretlerimizden sonra 17. sırada postişine oturmuş piranımızdandır kendisi. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Kendilerine layık evlat olmayı bizlere nasip eylesin. Neyle buna layık olacaksak biz onunla meşgul eylesin inşallah. Haklarınızı helal edin. İşte şu tepenin, Pamir'in eteklerinin arka eteklerinden Yakub-ı Çerhi var. O Yakub-ı Çerhi Hazretlerinin kız kardeşidir annesi. Annesi onun kız kardeşidir. Eli Ubeydullah Ahrar'dan almıştır. Ubeydullah Ahrar Hazretleri Semerkant'ta ondan almıştır. Sadece bu efendisi böyle Ubeydullah Ahrar'dan böyle geliyorlar. Bir yerde konuşuyorlar, görüşüyorlar, bu kadar. İlk ve son. Evet, ilk ve son böyle keyiz alıp el alıp götürüyorlar. Kendi kendine açlık, riyazet, uzlet, bu 15 senenin sonunda artık gönlüne Hızır Aleyhisselam'ın da efendim bir arkadaşlığı vesilesiyle müşid-i kamil arama için yola çıkıyor. O yola çıktığı gibi işin tuhaf yanı
Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri'ne de manen bildiriliyor. Kendisi aynı biraz önce ifade edildiği gibi kendisinin yola çıkması, Hacı Ubeydullah Ahrar'ın yola çıkması, ikisi bir ağaçlık, güzel yeşillik bir yerde karşı karşıya geliyorlar. Tabiri caizse böyle bir ağacın altında. Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri kendisine tarikatı anlatıyor, zikri öğretiyor, rabıtayı aldığı gibi subhanallah. Hacı Ubeydullah Ahrar bakıyor ki Kudüs-i Sür'ü müthiş bir istidat var, müthiş bir kabiliyet var. Derslerini atlatarak vermeye başlıyor aynı dakikalar içerisinde. Derslerini de atlattıktan sonra bakıyor ki istidat devam. Müthiş bir istidat ve orada icazet veriyor. Orada şeyhlik veriyor. Ondan sonra ayrılıyorlar. Bir kez ve son kez buluşuyorlar. Her şeyi alıp irşat vazifesine başlıyor. Rabbim şefaat denen aile eylesin. Ziyaretlerimizde Tirmiz'den çıktık ve şu an itibariyle Tirmiz'e fazla uzak olmayan bir köyde, bir kasabadayız ki İmam-ı Tirmizi Hazretleri'nin metfun bulunduğu yer. İmam-ı Tirmizi Hazretleri Kütüb-ü Sitte diye bildiğimiz, adlandırılan ana kaynak 6 hadis kitabından birinin müellifidir. Bu konuda çok hassas idi. Terazisi çok çok hassas idi. Diğer hadis imamlarımızda olduğu gibi. Özellikle kendisinin ayet-i kerimelerin nüzülü hakkındaki hadis-i şerifler üzerindeki hususi bir çalışması diyebiliriz. Bu daha da fazla ön plana çıkmıştır bildirdiği hadis-i şeriflerde. Rabbim şefaat denen aile eylesin. Hicri 209 yılında doğumu. Vefatı ise yine aynı Hicri 279 yılında olduğu söyleniyor. Camius Sahih'tir ismi. Eserinin asıl ismi Camius Sahih'tir. Süneni Tirmizi diye de biliriz. Birçok alimden ders almıştır. Zahiri ve batini ilimlere sahip birçok alimden ders almıştır ki bunların başına yine kendisi gibi hadis imamı İmam Müslim gelir rahmetullahi aleyh. Bununla beraber birçok Evliyaullah'tan da birçok Allah'ın veli has kullarından da manevi sohbetlerde de bulunmuş, manevi sohbetlerinde bulunmuş. Onlardan da manevi feyiz almıştır. Sadece hadislerinde değil, tefsir ve fıkıhta da çok derin bir ilme sahipti. Şu anda gördüğümüz müştebilat, türbesi, şöyle efendim, abdesthaneliği, etrafı, şu gördüğünüz kitabe gibi sağımda. 2000 ile 2001 yılları arasında en son getirilen şekli bu.
son yapılan tamir, tadilat, iyileştirme, inşa gibi en son şekli bu şekilde. Etrafı zaten büyük bir kabristanlık. Bu tabi biz Türklerin adetindeki Özbek olsun efendim, Türkmen olsun, Tacik olsun, bütün Türklerin adetidir. Allah dostlarının hep etraflarında bulunmak isterler. Hani biz de bir yere gidince başımızda bir bilen bulunsun deriz ya, yol bilen, iz bilen. Ha yarın sura üflenilip mahşerde kalkılacağı zaman yine etrafımızda bir bilen olsun. Allah'ın bir veli kulu olsun diye hep Türkiye'de de bu böyledir. Ecdadımızdan kalmadır, Osmanlı'dan daha evvelinden kalmadır. Böyle büyük alimlerin, evliyaullah'ın etrafı hep kabristandır ki başımızda bir büyük olsun, bulunsun. Rabbim bizi dostlarından dünyada, kabirde, ahirette ayırmasın. Bu zatın da şefaatlerine nail eylesin. Tur'da birlikte olduğumuz kardeşlerimiz, muhterem misafirlerimizle de beraber dünya ahiret inşallah iltifatlarına da nail oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Heyye alas salah. Heyye alas salah. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Yedena abis salihin tevaffara minel musulim. Allahümme tefadal minna salatana ve afu anna tahsiratina. Allahümme avsinna ila cemil mekasina huve aleyni ya mevlana inne kadar tevrabul rahim. Ve la tevrib biha vücuhana ya ilahe alamin. Ve sallallahu ala hayru halkihi.